Arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yine bir kendin yap videosu çekeceğim. Bu kendin yap şöyle olacak arkadaşlar. Bazen babalarımızın ya da başka bir yere gittiğimizde o markanın hani ofis olayı ya da bize gönderilmiş bir markanın hani bir defterine bir kalem bir şey oluyor falan. Siz bunu ya da bu hani bir yerden gelmiş olmasa da gerekiyor. Kendi aldığınız sade bir defter de olabilir. Bunu süsleyeceğiz. Bugün bunu videosunu çekiyorum. Başlayalım. Malzemeleri göstereyim. Zaten hemen hemen herkeste olan malzemeler. Süsleyeceğimiz böyle bir defter. Yapıştırıcı. Makas. Böyle katı yapıştırıcı bu. Sonra cetvel. Bir tane uçlu. Bu kurşun da olabilir bunun yerine. Bir de siyah kalem. Çeşitli stickerlar. Bu dosyanın içinde de yine stickerlar var bu arada. Böyle bir post-it şeyi. Bir de Eva. Evet, babam çağırdığı için kısa bir ara verdim arkadaşlar. Nerede kaldığımızı tam olarak hatırlamıyorum. Neyse galiba burada kalmıştık. Bunun içinde de stickerler falan var. Şurada gene sticker R harf şeklinde. Post-it bir de eve kağıdı. Eve kağıdınız normal eve kağıdı da olabilir ya da kendinden yapışkanlı falan da olabilir. Benimkisi kendinden yapışkanlı. Ama böyle olması gerek. Yani kendiniz de yapıştırabilirsiniz. Direkt benim gibi kendinden yapışkanlı da alabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Şimdi bu şöyle arkadaşlar. Ben bunu açıp göstereyim size. Bu şekilde. Yani bir tarafı direkt düz. Bir tarafı da böyle kağıtlı. İlk başta bence içini döşeyelim. Ya da dışını döşeyelim ki öyle daha kolay olur. Aynen dışını yapalım ilk başta. Böyle bir yandan da kardeşime bakıyorum. Çünkü kardeşim de odamda ve ona da bakmak zorundayım. Şimdi kapıyı kapatayım. Evet. Şimdi bence şöyle yapalım ilk önce. Ben bunu hiçbir yerde de izlemediğim için direkt kendim yapacağım. Bunun boyutunu da keselim ve üzerine ilk başta bununla bir kaplayalım diyorum ben. Hemen kesip geliyorum. Bu arada ölçülerini alarak kesin yoksa zaten olmaz. Evet şimdi ben bunu üzerine koydum ve kenarlarından çiziyorum güzelce. Ve oldu gördüğünüz gibi. Aynısından bir tane daha yapıyorum. Evet, diğerini de çizdim. Şimdi bu ikisini de kesiyorum arkadaşlar. Bu arada dün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'ydı. Herkesin Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum ve 100. yılıydı bunun da. Herkesin Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Ben bunu şu anda 20 Mayıs'ta çekiyorum. Artık 21'de falan yayınlanır herhalde. Kesemedim mi ama bu kadar oldu. Şimdi ikincisini de hemen kesiyorum. Böyle tripodum kırıldı. Maalesef geçen video çekerken kırıldı. Kırıldığı için ben de şu an değişik bir yöntemle çekiyorum. Böyle rafımın üzerine ters bir şekilde koydum ve bu şekilde çekiyorum. İnşallah oluyordur. Bunu yaptım. Evet şimdi bu zaten şimdi ilk işimize yaramayacak. Yani bir tanesi bile fazla geliyor diyebilirim. Bunları kestik. Yan tarafında yamuk olan yerleri düzelteceğim hemen. Evet şimdi bu arkasındaki yapışkanı çıkartıyoruz bunun. Dediğim gibi sizin yapışkanlı almanıza gerek yok. Yani normal alıp yapıştırıcı da sürerek yapabilirsiniz. Katı yapıştırıcı vesaire sıvı yapıştırıcı hepsiyle olur. Evet çıkardım. Yapıştırıyorum. Şöyle bir güzel yapıştıralım. Evet. Şuralarda zaten gelen fazlalıkları az çok görebiliyoruz arkadaşlar. Bunları şimdi düzelteceğiz. Ama bu şekilde. Bu arada kardeşim de ses çıkartıyor. Çünkü şu an masaya gelmek istiyor. Burada bir sürü şey olduğu için. Gel. Evet şimdi kardeşimi artık yolladım arkadaşlar. Şu kenarındaki fazlalıkları hemen keselim. Evet elimden geldiğince düzelttim. Şimdi gene aynı şekilde arkasına da yapıştırıp düzelteceğim. Yani farklı bir şey uygulamayacağım.
Burası da halloldu. Şimdi eğer isterseniz işte şurasını veya şu kenarını da gene kaplayabilirsiniz. Fakat ben kaplamayacağım. Bence böyle zaten güzel duruyor. Şimdi ben ismimin baş harfi olan R harfini sticker'ını aldım. Şimdi bunu açıyorum ve üzerine yapıştıracağım şu ön kısmına. Siz de istediğiniz herhangi bir karakterin sticker'ı olabilir veya kendi isminizin baş harfi olabilir. Herhangi bir şeyi yapıştırabilirsiniz veya kendiniz çizebilirsiniz. Evet, sonunda çıkartmayı başardım galiba. Ve R harfini yapıştırıyorum. Güzel bir şekilde yapıştıracağım. Evet, yapıştırdım. Bu şekilde oldu. Bence güzel oldu. Şimdi benim burada bazı diğer stickerlerim var. Bunlarla da süsleyelim. Evet, burada dediğim gibi bazı böyle stickerlerim var. Bunlarla da gene süsleyebiliriz. Bu arada şu an bu kamerayı yani şu anda nasıl bir şekilde ayarladığımı merak ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. İsterseniz bir videoda gösterebilirim. Çünkü bence çok güzel oldu. Benim çok hoşuma gitti yani mantıklı geldi. Size de gösterebilirim eğer isterseniz. Burada bazı stickerler var ama hangisini yapıştırırsam bilemedim. Şöyle bir pasta var. Bunu yapıştıracağım. Sonra süslüyorum yani şu anda biraz. Ya da bu buraya olmadı değil mi? Yani şuraya mı koysam? Ya da bence şunu çıkartalım. Şunları da arkasına böyle yapıştıralım. Evet, birazcık şu anda yakınlaştırdım. Bence şu an daha iyi oldu. Böyle devam edelim. Burayı da süsledim. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Kalemimle şöyle şuraya Rana yazacağım. Bence güzel oldu. Evet, dış süslemem bitti diyebilirim. Bu şekilde siyah bir defterdi. Önünü ve arkasını pembe eve kağıdıyla kapladım. Ve stickerlarla da süsledim. Bu şekilde oldu. Şimdi içine geçelim. İçinde zaten çok da büyük bir değişiklik yapacağımı söyleyemem. Şu içi zaten şu kısmı gene bu şekilde kalacak. Sadece şuradaki kısmına şu post-itlerden yapıştıracağım. Bu post-it setini bu üstüne aldım. Zaten bunu da 3 liraya falan aldım galiba. Tam olarak bilmiyorum ama. Yani çok pahalı değil ve her yerde de bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Böyle bunu da koyuyorum. Ha, bir de bunun böyle şeffaf bir şeyi de varmış. Yani bunu direkt şöyle veya şu şekilde falan böyle yapıştırıp kullanabilirsiniz. Ben şu an buraya yapıştırmayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde yaptık. Normal sade bir defteri bu videoda sizinle birlikte süsledik. Pembe bir eve kağıdıyla arkasını ve önünü kaplayıp böyle kendimiz istediğimiz gibi sticker'lar yapıştırdık. İçine de böyle bir post-it seti yapıştırdık. Ve bu şekilde oldu. Bunun böyle altında şeffaf bir yeri varmış. Burayı yapıştırınca zaten hemen burası oldu böyle. Gayet kullanışlı. Kendi tasarımım bir şey mi olmuş oldu ve çok da güzel oldu bence. Bu şekilde. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bye bye.